yapımıyla devam edeceğim. Törnengi ipimle başlıyorum. Bu şekilde altı sık iğne ile. Sihirli halka yapmayı bilmeyenler için tekrar göstereyim. Şu şekilde ipimi alıyorum. Orta parmağıma doluyorum. Tığımı şuradan geçiriyorum. İpi buradan alıp bir zincir çekiyorum. Ve altı tane sık iğne yapıyorum içine. Bir, iki, üç, dört, 5 6 Burada şu ip şu şekilde asılıştırıyorum. O boşluğu kapatıyorum. Ve ilk yaptığım sık iğneye batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Şu fazla ip keseyim. Şimdi burada bütün ilmekleri ikişer tane sık iğne yaparak 12 sık iğneye ulaşacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Burada bir tek bir artırma yapıyorum. Elimde 18 sık iğne olacak. Bir tek bir artırma. Bir tek bir artırma. Bir tek bir artırma. Bu şekilde bir tek bir artırma olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Elimde 18 tane sık iğnem oldu. Devam ediyorum. 2 tek bir artır. Bir, iki tek, bir artır. Bu sıranın sonunda elimde 24 tane sık iğne olacak. İki tek, bir artır. Bir, iki tek, bir artır. Her sırada bir ilmek artırarak gidecek. Bir tek bir artır yapmıştık. Şimdi iki tek bir artır yapıyoruz. Bir sonraki sırada 3 tek bir artır yapacağız. Sonrasında 4 tek bir artır derken bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi çok uzamasın diye 1 2 3 tek bir artır. Burada bırakacağım. Şimdi bu sırada da 3 tek bir artır yapacağız. Elimizde 30 tane sık iğne olacak. Sonra 4 tek bir artır, 5 tek bir artır derken 10 tek bir artır sırasına kadar elimizde 72 sık iğne olana kadar sürekli olarak artıracağız. Ve elimizde 72 sık iğne olduğunda 18 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Eksiltmelere geçeceğiz. Kafamızı bu şekilde bitirmiş olacağız. Düz bir kafa yapıyoruz. Örüp geliyorum. Evet, alt sık iğne ile başlamıştık. Hep artırma yaptık. 1 tek bir artır, 2 tek bir artır, 3 tek bir artır. Derken 10 tek bir artıra kadar sürekli olarak artırma yaptım. Elimde 72 sık iğne olduğu bu 72 sık iğne ile de 18 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Şimdi e, burada eksiltmelere geçiyorum artık. 10 sık iğne bir artır sırasına kadar artırdığımız için 10 sık iğne bir eksi sırasıyla başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 sık iğne, bir eksilt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sık iğne ve 1 eksilt. Bu sırayı bu şekilde bitireceğiz. 10 sık iğne 1 eksilt ile elimizde 66 tane sık iğne kalacak. Devam edeceğiz. 10 sık iğne 1 eksilt yaptıktan sonra dediğim gibi elimde 66 sık iğne kaldı. Sıra 9 sık iğne 1 eksiltme sırasına geldik. 2 3 4 5 6 7 8 9 bir eksiltme. Bakın şöyle zaten eksiltmelerin hemen dibine denk geliyor diğer de. Çaprazına. Bir önüne. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz sık iğne ve bir eksiltme. Şimdi bu sırada bitireceğiz. Bu sırada 9 sık iğne 1 eksikle bitireceğiz. Elimizde 60 tane sık iğne kalacak. Devam edeceğiz. 9 sık iğne 1 eksik sıramı da bitirdim. Şimdi 8 sık iğne 1 eksik yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 eksik 1 2 3 4 5 6 7 8 1 eksilt. Bu sıra 7, 8 sık iğne 1 eksilt ile bitiriyorum. Elimde 54 tane sık iğne kalacak. Devam edeceğiz. 8 sık iğne 1 eksilt sıramı da bitirdim. Şimdi 7 sık iğne 1 eksilt sırama geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi elimde bu sıradan sonra 48 sık iğne kalacak. 2 3 4 5 6 7 54 kalması gerekiyordu e, 72 66 kaldı 60 54 48 sık iğne kalacak Evet e, şimdi bu sırada 7 sık iğne 1 eksik sıramızı öreceğiz üzerine 6 sık iğne 1 eksik 5 sık iğne 1 eksik 4 3 2 olarak eksiltmemizi yapacağız. Elimizde 18 sık iğne kaldığında ipimizi uzunca keseceğiz. Ama 5 sık iğne bir eksik sırasında içini sıkıca el yafla dolduralım. Doldurmaya başlayalım daha doğrusu 5 sık iğne bir eksikle. Her eksiltme sırasında biraz daha sıkı dolduralım. Sıkı bir kafamız olsun. Evet kafamı bitirdim. En son 2 sık iğne bir eksik sırasına kadar sürekli olarak eksilttim ve ipimi biraz uzun kestim. Kafasını gövdeye dikebilmek için. Şimdi e, şu gözlerim içinde ben parçalarımı kestim. Siyah e, keçeyle başladım. Şöyle küçük bir keçe kestim size göstermek için. Şu şekilde bunu kestim ve şöyle yaptım. Bakın orta kısımdan az bir parça aldım. Şu şekilde uç kısmını kıvırmış oldum. Ve bundan biraz küçük beyaz keçem aldım. Bunu da biraz kestim, daha küçük kestim ondan. Şöyle. Şimdi hızlı kestiğim için çok düzgün olmayacak ama sadece nasıl kestiğimi gösteriyorum. Şu şekilde yine bunun orta kısmını alıyorum. Gördüğünüz gibi oluştu. Şimdi göz için mavi bir ip keçi aldım. Şöyle hafif oval şekilde kesiyorum. Yuvarlak da olur. Fark etmez. İstediğiniz gibi bunu kesebilirsiniz. Evet. Bunu da gözün ortasına bir tane de siyah keseceğiz. Bundan daha küçük. Bu şekilde oluşturmuş olacağız. Bir de şöyle çok küçük yuvarlaklar kestim. Şunlar ışık olacak. Ve bundan daha küçük iki tane daha kestim. Onlar da küçük ışıklar olacak. Şimdi yapıştırmaya gelelim. Ben yine silikon kullanacağım. Siz yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Silikon kullanabilirsiniz. E, isterseniz örme göz de kullanabilirsiniz. Bu size kalmış. Ben şu şekilde kendinden yapışkanlı keçiler e, tavsiye etmiyorum. Çünkü çıkıyor. Bir ara kullanıyordum. Ama baktım çok sağlam değil bana göre. Evet. Gözümü buraya yapıştırdım. Diğer gözüme sürüyorum siyah kısma. Şöyle Arada 2, 4, 5 ilmek var. Ve 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ve 20. sıra arasında başlamışım yapıştırmaya. 2, 4, 6 ve 7 sırayı kaplamış. O büyüklükte yapmışım. Şimdi beyaz kısmı alıyorum. Ben genelde göz kararı yapıyorum, yapıştırıyorum ama size de söylemiş oldum. 19 ve 20 sırada başlıyorum yapıştırmaya. Yani o sıradan yapıştırdım 7 sıra büyüklüğünde. Kesmişim gözümü. Şimdi beyaz kısmı bu şekilde yapıştırdım. Ben direkt artık mavi ve siyahı yapıştırayım. Diğerlerini kendim yapıştırayım, uzatmayayım diye. Şekilde. Silikonun tek kötü yanı varsa böyle küçük parçalarda elinizin yanma olasılığı yüksek. Yani bir de video çekerken olduğu için normalde o kadar e, zor değil aslında ama ve şu şekilde siyah gözü de yapıştırdım. Şu noktaya çok az silikon sürüyorum. Işık olarak kabul ettiğim bu küçük beyaz parçamı buraya yapıştırıyorum. Ve hemen dibine çok az daha sürüyorum. Şu küçük olan beyaz kısmı yapıştırıyorum bu kez. Bu şekilde. Evet, gözümü bu şekilde tamamlamış oldum. Diğer kısma da yapıştırıyorum ve geliyorum. Evet bu şekilde gözlerimi yapıştırdım. Dediğim gibi yukarıdan 19 ile 20 sıra arasına başladım. 7 e, ilmek boyunca kesmişim uzunluğu. 5 ilmek arada bıraktım ve bu şekilde gözlerimi yapıştırdım. Devam edeceğiz. İğneme siyah bir ip taktım. Gazal ve bir kotton ipler 5 katlı. 2 katını çıkardım ve 3 katı kaldı. Şu şekilde şuradan çıkıyorum. Ucuna düğüm attım ipimin. Şöyle battığım yerden sonra 2 4 6 ve 7. ilmeğe çıktım. Şöyle orta kısımdan çıktım ve çıktığım yere tekrar batıyorum ki gülen yüz ifadesi olsun diye. Şu şekilde. Buradan düğüm atıp ipimizi koparabiliriz. Şu kısma da burun yapalım. Aslında çok da şart da değil. Ee, niye şart değil? Çünkü gözü bu kez biraz aşağı yapıştırdığım için hepsi dip dibe olsun istemiyorum. Yine de burun yaparsam ee, bunu biliyoruz zaten. 3 4 ilmek arasına sürekli batarak yapıyorum bunu ben. Devam edeceğim.